Evet merhabalar e, bu videomuzda hem yazı tura komutumuzu yazacağız, e, Hem de aslında bir kavramı öğreneceğiz hatta iki kavramı öğreneceğiz birincisi e, Nasıl rastgele sayılar üretiriz onu göreceğiz İkincisi ise e, kendi projemizin içerisinde bulunan lokal e, resimleri nasıl göndereceğimizi göreceğiz Yani Mesela siz Şimdi biz burada Bazı komutlar yazdık ve bazı komutlar e, Resimler gönderiyordu diye hatırlıyorum evet gönderiyordu sanırım yardım komutu mesela gönderiyordu Burada fakat biz buraya bir link vermiştik. Eğer biz buraya e, projemizdeki herhangi bir dosyayı yazarsak göndermez. Peki e, mesaj olarak nasıl bir resim gönderebiliriz? Şimdi bunu işleyeceğiz. Öncelikle yazı tura komutu için yazı ve tura resimlerini alıyorum. Bunu internetten bulabilirsiniz. Bunun ismini yazı yapıyorum. Bunun ismini tura yapıyorum. Daha sonra projemin içerisinde bir image denilen bir klasör açıyorum. Resimlerin bulunacağı. İkisini bunun için atıyorum. Şimdi ee, öncelikle bir komut açalım. Yazıtru.js diye. Modu.export istiyorum. Name'imiz yazıtura. Kategorimiz genel. Description. Siz buraya bir description yazın. Ben şu an boş bırakıyorum. Dersler uğraşmayacağım çünkü. Botu yayınlamayacağım. O yüzden. Tool'dan verdim. Onun dışında herhangi bir yetki ihtiyacı yok. Google'da olmasına da gerek yok. Onun dışında Herhalde execute kullanabilirim diye düşünüyorum. Arts olarak nasıl oldu? Şunu direkt kopyalayacağım. Yapıştır. Emojilerle kullanın. bu arada. Evet şimdi şöyle bir şey yapalım. Öncelikle tek komutumuzu yazalım. Ünlem yazıtları yazıldığı anda yazıtları atsın. En başta desin ki message.channel.send Yazdırı embed yazsın. boş. Hızlı tura atılıyor diye desin. Daha sonra şöyle yapalım. Önce bir mesaj atsın. Bunu evet yapıyorum. Bu promise yapısı çünkü unutmayın. Daha sonra bir 5 saat kaç saniye? Bir 3 saniye bekletsin. 2 saniye, 3 saniye bekletsin. Şöyle bir şey yapalım. 3 saniye sonra ee, şuna şöyle bir şey diyorum. Const msg eşittir diyorum. Evet. Daha sonra message.bleed diyorum mektup gönderdiğimiz yazı da tur atılıyor mesajını silsin ardından yeni mesajım atsın. Şimdi lokal dosyaları atmak için attachment denilen bir kavramı kullanıyoruz. Bu da şöyle. const attachment eşittir ee, new discord nokta message attachment olması lazım. Burada hemen bakalım. Herhangi bir yazdığınız zaman burada otomatik düzenlediği için discord nokta message attachment evet. Bu. Noktalayayım. Evet, açtım. Bunun içerisinde e, resmin linkini göndermem gerekiyor. Öncelikle bir test için şöyle bir şey yapalım. Nokta nokta slash şu an şu comments klasörün içerisindeyiz. Yani bu dosya comments klasörün içerisinde. Nokta nokta slash diyerek ana dizilime, normal dizilime döndüm. Buradan e, image istenilen klasöre girip neydi? Yazı nokta bir aldım. Deneyelim. Message nokta attachment diyorum. Deneyelim bakalım nasıl bir sonuç alacağız. Daha sonra işin rastgele kısmını ayarlayacağız. Hadi, 3 saniye bekledi. Sildi ve bir hata aldık. Ee, evet çünkü Evet tamam. Ee, şöyle bir sıkıntı oldu ki bu gitti bizim anı dizimizde aradı yani gelip bunun içine girmedi masaüstünlüğün içerisine. Ee, evet okey tamam. Şöyle bir şey var nokta noktası slash demiştik ya nokta nokta slash demeyeceğiz e, çünkü nokta nokta slash dememize gerek yok e, zaten biz bu kodları evet şu an bunu anlatmam gerekiyor biz bu kodları aslında app.js'in içinde çalıştırıyoruz yani bakın burada çalıştırıyoruz fonksiyonu burada çağırdığımız için şu an bizim dosyamız dizimiz sanki burasıymış gibi kabul ediliyor o yüzden bir eski bir geri dizine dönmeme gerek yok direkt olarak image klasörüne girebilirim yazı dur diyorum Tekrar açıklayacağım. Tabii yanlış yazmışım ben bekliyorum ama 3 saniye bekliyorum. Mesajımı sildi ve resmi attı gördüğünüz gibi herhangi bir sıkıntı olmadan. Şimdi tekrar açıklayayım. Öncelikle bizim şey projemiz burada ve e, bizim bu kodlarımız az önce bahsettiğim gibi app.js'in içerisinde çalıştırılıyor. Neden? Çünkü az önce bahsettiğim gibi execute fonksiyonu yani bu komutun çalıştırılması burada çağrılıyor. Dolayısıyla aslında dizimiz ya yani bizim bulunduğumuz dizim burası. Yani burası. Şu an bu dizindeyiz. App.js'in olduğu dizim. Daha sonra ne yapıyorum? Buradan imizin içine girip yazı.png almasını istiyorum. Dolayısıyla o yüzden böyle bir dizin verdik. Şimdi hemen dizini vermeyelim. Bir yorum satırına alalım. Şöyle bir şey diyelim. Const random number. Eşittir. Şimdi met.random denilen bir yapı var. Bu met.random ne yapıyor biliyor musunuz? 0 ve 1 arasındaki Rastgele bir sayı. Bu sayı virgüllü bir sayı olabilir. Mesela 0,640 ne bileyim şöyle 6,316 gibi. Rastgele bir sayı olabilir. E, 0 ve 1 arasında. Fakat şöyle bir farklılık vardır. 0 dahildir. Yani 0 diye bir sonuç verebilir. Ama 1 dahil değildir. Yani 1 diye bir sonuç veremez. En fazla 0.99 devirli bir şekilde e, bize bir sayı verebilir. Aslında devirli değildir. Çünkü tutabileceği maksimum bir e, sayı olduğu için 50 bir süreden sonra bu 9'lar bitecektir. Fakat 1 veremez. Ona göre bir e, kodlama yapacağız biz şimdi. Şimdi e, fakat bizim de dediğim gibi ne yapıyoruz? Sıfırlı virgülle yani virgüllü bir şeyler veriyor. Biz bunu versin istemiyoruz. Mesela sıfırla yüz arasında bir sayı oluşturursun istiyoruz. Yüzde elli. ellinin altındaysa yazı olsun. ellinin üstündeyse bura olsun. O yüzden bunu yüzle çarpıyorum Şimdi bu ne yapıyor? Bana şu anda sıfırla yüz arasında bir sayı verecek artık. Çünkü yüzle çarptım. Evet çok pardon. Az önce dediğim gibi sıfır dahildir. Yani bu artık bu yüzle çarpılmış haline. Fakat yüz dahil değildir. E, bunu yapmadan önce ama bu problemi çözmeden önce yüz dahil olmaması. Çünkü bu şekilde yaparsam yüzde 50'ye yüzde 49'luk bir oran çıkar. En fazla 99 verebilir. Bunu yapmadan önce şu virgüllerden kurtulmak istiyorum. Yani gelip bana burada 89.57 diye bir sayı da verebilir. Bunun için ise math.floor denilen bir fonksiyonu kullanacağız. Hatta math.floor'u buna versek yok hayır. Buna vereceğiz bu şekilde. Math.floor ne işe yarıyor? Bunu internetten yine detaylı araştırmanızı e, tavsiye ederim. Math.floor floor, verilen değişkenden değişkenden küçük veya değişkene eşit en büyük tam sayı değerini verir. Bu ne demek? Eğer benim sayım 89.57 gibi bir sayıysa, eğer bu bir tam sayıysa direkt tam sayının kendisini verir yani 89'dur. Eğer benim sonucum 89 çıkarsa bu 0 ile 100 arasındaki oluşturan sayıdan 89 çıkarsa bana direkt 89 sonucunu verir. Ama 89.5 çıkarsa ne yapar? kendisinden küçük en büyük tam sayıyı verir. Yani bunu ne yapar? 89'a yuvarlayıp Yine 89'a verir. Yani eğer bizim buradaki sonucumuz 99,95 çıkarsa yine bu sayının kendisinden küçük en büyük tam sayı değeri olan 99 sayısını dönecektir. Fakat ee, şimdi tamam sesim güzel ama yine az önce bahsettiğim olay oldu. Gelebilecek en yüksek sayı 99'a çıktı. Fakat ben en yüksek sayının 1 olmasını istiyorum. 100 olmasını istiyorum pardon. Yani 0 ile 100 arasında olsun istiyorum. Dolayısıyla buna artı bir diyeceğim. Şimdi random number'ımızı bir yazdıralım. Yazı dur diyorum. 3 saniye bekliyorum. Mesajım sildi ve 14. 14 sayısını döndürdü. Ve burada şöyle bir şey yapacağım. Eğer diyorum random number küçük eşittir 50 ise 50'den küçük ve 50'ye eşitse ee, aslında 50 küçük eşittir değil küçüktür diyeceğiz çünkü 0 da çıkabilir ee, dolayısıyla %50 ihtimal olur eğer siz küçük eşittir derseniz e, çıkabilecek sayılar arasında hayır şu an çıkabilecek sayılar arasında 0 yoktur en küçük 1 alır, olur, olur artık şu sonuna koyduğumuz artı 1 sayesinde sayımız artık 1 ve 100 arasında yer alır 100 de alabilir 1 alabilir o yüzden küçük eşittir 50 diyeceğim eğer küçüktür deseydim en küçük 1 en yüksek 49 alırdı dolayısıyla 49 adet sayı toplam 49 adet sayı olurdu. Yüzde %50 olmaz. Dolayısıyla küçük işte de devam gerekiyor. Bir de else var bu işin. Şimdi şöyle bir şey diyebiliriz. Let's test diyorum. E, bu dizin demek. Dizin demek evet. Denilebilir. Diyorum ki pet eşittir. Resmin yolu. Hangi resmi gönderilecek? Eğer küçükse imlisinin altındaki yazı nokta eğer büyükse Limitsin altındaki trunkta PNG gönderirsiniz Tabii ki siz bunu istediğiniz şekilde konfigüre, konfigür edebilirsiniz. Daha sonra sonucum oluşturduktan sonra, rastgele sayım belirlendikten sonra yine aynı şekilde const hı, attachment eşittir. Aynı şu yaptığımız gibi new discord nokta message attachment diyorum. İçerisine direkt pass'i veriyorum. Çünkü eğer sayım 50'den küçük veya 50'ye eşitse yazı benim petim olacak. Yolum olacak yani. Eğer 50'den büyük ise 100'e kadar olan sayılar arasında tur olacak. Direkt olarak o yüzden ben dosya yolumu buraya alabilirim. Ve message diyeceğim. E şimdi deneyeceğim. Yazı tura diyorum. Yazı tura atılıyor diyor. 3 saniye sonra silip. gördüğünüz gibi turu attı. Tabii ki siz bu resimlerin boyutunu biraz daha ayarlayabilirsiniz. Çok büyük olmuş. E şunu da göstermek istiyorum. Şunu sorabilirsiniz. Ya ben mesela hem resim hem de yazı nasıl yollayacağım aynı anda? Ben burada hem başına işte yazı yazı çıktı, tura çıktı diye yazsın istiyorum hem de e, resmi yoldasın istiyorum. E şöyle bir şey yapabilirsiniz. Attachment'tan önce bir virgül koyup önce bir yazınızı yazabilirsiniz. Burada bir embed de olabilir. Embed diyorum. Test yazıyorum buraya. Ve şimdi deniyorum. istiyorum. Saniye bekliyorum ben. Evet. E tabii. E, hata yaptık. Bunu direkt embed'e değil de sanırım aynı anda embed'le beraber gönderemiyoruz mu acaba diye düşünüyorum şu an. Çünkü test yazdığım zaman gerek. Evet sanırım direkt olarak bu fonksiyonu kullanamıyoruz ee, galiba embed fonksiyonu ee, evet aslında message.channel.send centerken bu bize bir sıkıntı yaratmıyordu fakat embed fonksiyonu çağırıyoruz biz burada embed fonksiyonu gideyim Peki, bu fonksiyon değer döndürüyordu ama sanırsam ya galiba e, kullanılamıyor olabilir embedler Şimdi bunu şöyle deneyelim embedi kullanmayalım new nokta message embed diyelim şekilde deneyelim. Set, title, test diyelim. Burada informe yollamaya çalışalım. Az önce gösterdiğim gibi normal bir şekilde yazı yazdığın zaman gönderilebiliyor. Embed'e evet, deniyorum şimdi. Embed oluşturdum hemen. Evet muhtemelen embed direkt olarak gönderilemiyor. Belki bunu göndermenin bir yöntemi vardır ama Bilmiyorum. Eee yani resim yüzünden de olabilir. Resim gönderdiğimiz için embed gönderemiyor olabiliriz. Ama dediğim gibi normal yazıları, bildiğimiz yazıları resimle beraber aynı sizin normal Discord'da yapabildiğiniz gibi gönderebiliyoruz.